Herkese selamlar. Önceki videolarımdan birinde bir Amerikan vatandaşı veya green card sahibinin eşine nasıl green card başvurusu yaptığından bahsetmiştim. Başvuru nasıl hazırlanır, nasıl gönderilir, safhaları nelerdir? Bugün de Amerikan vatandaşı veya green card sahibi birisinin eşine yaptığı başvurudan sonra mülakat nasıl oluyor? Amerika içinde mülakat nasıl oluyor? Konsoloslukta mülakat nasıl oluyor? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bu videoyu seyretmeden önce daha önce yayınlanmış olan Green Card başvurusu nasıl yapılır videosunu seyretmekte fayda var. Çünkü bu o videonun devamı niteliğinde bir video olmuş oluyor. Evet, Green Card başvurunuzu yaptınız. Mesela Amerika içindesiniz. Amerika'da bir mülakat geldi. Veyahut da Türkiye'desiniz. Konsolosluk sizi mülakata davet etti. Mülakatta sizi neler bekliyor? Nasıl bir prosedürden geçeceksiniz? Nasıl sorular gelecek? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Amerika içinde yapılan başvurularda mülakat aşağı yukarı mülakatın yapılacağı tarihten bir ay öncesinde falan mektupla başvuru sahibine ve dosyanın avukatı varsa dosyanın avukatına bildirilir. Bu mülakat mektubu genelde 2 veya 3 sayfadan oluşur. Mülakat mektubunun üzerinde mülakat için hangi gün ve hangi saatte nerede olmanız gerektiği ve yanınızda gelirken neler getirmeniz gerektiği yazılır. Yanınızda gelirken getirmeniz gereken belgelerin listesi göçmenlik bürosu tarafından template dediğimiz yani taslak halinde yazılmış ve hazırlanmış herkese aynı şekilde gönderilen evraklardır. Size gelen mülakat mektubu üzerinde hangi tarihte, hangi saatte, hangi göçmenlik bürosunda olmanız gerektiği belirtilir. Eğer dosyanızda bir avukat varsa, avukatınız mülakata telefonla veyahut da şahsi olarak, fiziksel olarak katılabilir. Eğer tercüman kullanmak istiyorsanız mülakatta, kendi tercümanınızı hazır edebilirsiniz. Şu anda tercümanlar fiziksel olarak mülakatlara alınmıyor ama telefonla katılabiliyorlar. Bazı ofisler, bazı göçmenlik bürosu ofisleri ise sizin getirdiğiniz tercümanı kullanmıyor. Kendi tercümanlarını kullanıyorlar. Bunu o gün mülakata gittiğinizde size bildirecekler. Dolayısıyla mülakatınızın olduğu göçmenlik bürosunun tercihine göre kendi tercümanınızı kullanmanız veyahut da göçmenlik bürosunun sağlayacağı tercümanı kullanmak mümkün olabilir. Burada tercümanla alakalı özellikle bir şey söylemek istiyorum. Bir green card mülakatı, evlilik üzerinden yapılan green card mülakatı bizim İngilizcemizin çok iyi olduğunu göstermemiz gereken bir yer değildir. Genellikle bu başvuru yapan kişiler mülakatta İngilizce konuşayım şeklinde bir hevese kapılıyorlar. Bunun kendi dosyalarına çok yardımcı olacağını düşünüyorlar. Halbuki böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Eğer İngilizce olarak kendinizi iyi bir şekilde ifade edemiyorsanız mutlaka ve mutlaka bir tercüman kullanın. Çünkü mülakatta önemli olan sizin sorulara doğru cevap vermeniz, süper bir İngilizce ile cevap vermeniz değil. O yüzden buna özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Eğer İngilizce olarak kendinizi ifade edemiyorsanız, bazı soruları anlayamayacağınızı, güzel cevaplar veremeyeceğinizi, hatta yanlış cevaplar verebileceğinizi tahmin ediyorsanız mutlaka ve mutlaka bir tercüman kullanın. Mülakatla ilgili bildirim geldiğinde özellikle dosyanızın üzerinden bir kere daha geçmek, mülakat esnasında yanınızda götüreceğiniz evrakların üzerinden bir kere daha geçmek, bunları derlemek, toplamak mutlaka yapmanız gereken işlerden bir tanesi. Bizim yaptığımız dosyalarda evlilik mülakatı belgesi geldiğinde mutlaka ve mutlaka müvekkilimizle irtibata geçip götürülecek evrakların üzerinden tekrar geçip onlarla aynı zamanda bir mülakat hazırlığı yapmış oluyoruz. Peki mülakat nasıl oluyor? Mülakata gittiğiniz zaman önce güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz. Daha sonra mülakatın yapılacağı kata çıkıyorsunuz ve oradaki check-in noktası dediğimiz kimlik bilgisi, parmak izi, fotoğraf bunlar genellikle yapılıyor. Bazında bunları içeri girdiğinizde göçmenlik bürosu görevlisinin kendisi yapıyor. Daha sonra bir bekleme zamanı oluyor. Genellikle 1 saat, 1,5 saat bekleme normaldir ama bazı ofisler daha az yoğun olduğu için hemen mülakat saatinde içeri alınma durumu da söz konusu olabilir. Biraz bekledikten sonra sizinle mülakatı yapacak olan göçmenlik bürosu görevlisi gelip sizi alır, kendi odasına götürür. Öncelikle yemin ederek başlarsınız. Daha sonra mülakat aslında iki kısımdan oluşur. Birinci kısım, eğer o ana kadar kabul edilmediyse ki Amerika içinde olduğu zaman çoğunlukla kabul edilmiş olmuyor, I-130 formunun üzerinden geçmek ki bu Amerikan vatandaşı veya green card sahibi olan eşle yapılır. Daha sonra da I-485 başvurur. Yani green card başvurusu yapan eşin bilgilerinin üzerinden geçmek. Öncelikle biyografik bilgiler üzerinden geçilir. İsminiz, soy isminiz, doğum tarihiniz. Daha sonra formların üzerinde yazılı olan sorular vardır. Son 5 yıl içindeki çalışmanız, son 5 yıl içinde oturduğunuz yerler. Yine 485 formunda aşağı yukarı 45-50 tane özgeçmişle alakalı soru var. Evet, hayır sorusu. Onlar üzerinden geçilir. Dolayısıyla bunlar genel itibariyle evlilik mülakatında üzerinden geçirilen sorulardır. Daha sonra göçmenlik bürosu görevlisi
evlilik birlikteliğine ait sorular sorabilir. Mesela ne zaman tanıştığınız, ondan sonra ne zaman çıkmaya başladığınız, bu işin ne zaman ciddiye bindiği, evlenmeye nasıl karar verdiğiniz. Bu tarz evlilik birlikteliğinin gerçek olup olmadığıyla alakalı sorular ve kısaca evlilik birlikteliğinin anlatılması konusu gündeme gelecektir. Benim genellikle çiftlere verdiğim tavsiye, mutlaka ve mutlaka mülakattan önce bu tip konuların üzerinden oturup birlikte bir geçmekte fayda var. Hatta ben buna romantik ev ödevi diyorum. Yani çiftlerin nasıl bir araya geldiklerini, nasıl evlenmeye karar verdiklerini oturup bir kere daha gözden geçirmeleri gerekiyorsa fotoğraflar üzerinden. Çünkü öyle zamanlar oluyor ki gerçek evliliklerde eşler bazen neyin ne zaman olduğunu unutabiliyorlar. Farklı hatırlayabiliyorlar. Bunlar da gayet normal çünkü insan unutuyor. O yüzden mülakattan önce bunların üzerinden geçmekte mutlaka fayda var. Aynı zamanda mülakata evrak olarak da hazırlık yapmak lazım. İlk başta dosyaya gönderirken göndermiş olduğunuz evrakların güncellenmiş hallerini ve aynı zamanda kişisel belgelerinizin orijinal dokümanlarını, yani nüfus kayıt örneği, boşanma evrakları varsa, evlilik cüzdanı gibi evrakların, pasaportlar, bunların orijinallerini de yanınızda mutlaka götürmeniz gerekiyor. Peki göçmenlik bürosu görevlisi neye bakıyor bu mülakatta? Kendinizi biraz onların yerine koyarsanız karşınızdaki görevli 45 dakika, 1 saat, belki 1,5 saatlik bir sürenin içinde, yani kısa bir sürenin içinde sizin davranışlarınıza, tavırlarınıza, evraklarınıza bakarak bu evliliğin gerçek olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Göçmenlik bürosu görevlileri çok büyük itibariyle tecrübeli ve insan sarrafı olan görevlilerdir. Dolayısıyla sizin mülakat esnasındaki tavırlarınız, davranışlarınız, sorulara cevap veriş tavrınız, vücut diliniz, bunların hepsi onlar için çok büyük şeyler ifade ediyor. En önemli konulardan bir tanesi tutarlılıktır. Tutarlılıktan kasıt, yani Amerikan vatandaşı eşin verdiği cevaplar, green card başvurusu yapan eşin verdiği cevaplar, formların üzerinde yazan bilgiler ve sunmuş olduğunuz dokümanlar. Bunların hepsinin tutarlılığı, genel itibariyle mülakatın başarılı geçmesini sağlayacak olan en önemli faktördür. Aynı zamanda mülakata hazır bir şekilde gitmek çok önemli. Dokümanların belli bir şekilde sıralanmış, dizilmiş olması, dosyalanmış olması, göçmenlik bürosu görevlisi bir belge istediğinde dokümanların içine girip, çantanın içine girip karıştıra karıştıra onları bulmaya çalışmaktan ziyade çok düzenli bir şekilde dosyalanmış dosyalardan hemen dokümanı çekip vermek bunlar sizin dosyaya ne kadar önem verdiğinizi, düzenli olduğunuzu göstermesi açısından da önemli. Bazen Türk müvekkillerimizde şöyle bir bakış açısı oluyor. Ben yani sahte bir şey yapacak bir insan mıyım? Tabii ki gerçek yapacağım. İnanmıyorlarsa inanmasınlar gibi bir bakış açısı oluyor. Kesinlikle bu bakış açısı doğru değil. Şunu unutmayın, siz evlilik yapan kişi olarak bu evliliğin sahte bir evlilik olmadığını ispatla yükümlüsünüz. Kanun, göçmenlik bürosu görevlisine bu evliliğe sahte muamelesi yapacaksın, sahte olmadığını sana ispat edecekler diyor. Dolayısıyla sizin tutarlılık ölçüsüne çok önem göstererek, çok önem vererek, mümkün olduğu kadar çok belgeyle bu evliliğin gerçek bir evlilik olduğunu ispat etmek gerekiyor. Bu yükümlülük sizin üzerinizde. Dolayısıyla nasıl inanmazlar işte, biz sahte bir şey yapacak adam mıyız falan, bu tarz bizim Türklerin duygusallığına verdiğim davranış tarzları çok yanlış. Çünkü ispat yükü sizin üzerinizde, dolayısıyla yapmanız gereken şeyi yapmanız gerekiyor. Peki diyelim ki dokümanlarda dosyayı sunarken bazı hatalar yaptınız veya aradan geçen bir sene içinde güncellemeniz gereken şeyler oldu. Bunları nasıl halletmek gerekiyor? Göçmenlik bürosu görevlisi eline kırmızı bir tane kalem alıyor. Üzerinden geçtiği bilgiler farklı oldukça onları kırmızı kalemle düzeltiyor. Eğer açıklanması zor olan şeylerse bunlar, bilmeniz gerekiyordu ama yanlış yazdınız, açıklamanız zorlaşıyor, bunlar sorun çıkartabilir ama mesela doğum tarihi gibi, anne baba adı gibi, typo dediğimiz yanlış yazılmış bilgiler, bunlarda çok büyük bir sorun çıkmıyor. Mülakat sonunda göçmenlik bürosu görevlisi mülakatın iyi geçtiğini söyleyebilir veya bu konuda herhangi bir yorumda bulunmayabilir. Bir yorumda bulunması veya bulunmaması iyi veya kötü geçtiği anlamına gelmez. Ama eğer mülakatınız iyi geçmezse o zaman göçmenlik bürosu görevlisi size yeni bir mülakat vereceğini söyleyebilir ve bununla ilgili mektubu beklemeniz gerektiğini açıklayabilir. Bu ikinci mülakata Stokes Interview, yani Stokes mülakatı deniyor. O mülakat biraz daha farklı yapılıyor. Göçmenlik bürosu görevlisi o mülakata geldiğinizde sizi iki ayrı odaya alıyor. Size sorulacak 50-60 tane soru belirleyip bunları her ikinize birden soruyor.
Her ikinizin bu 50-60 soruya verdiği cevaba göre sizi tekrar bir araya getirip eğer sorulara farklı cevaplar verdiyseniz neden farklı cevaplar verdiğinizi bunu açıklamanızı istiyor. Eğer mantıklı açıklamalar yapabilirseniz, yani evet soruya farklı cevap verdim ama cevabı şuydu, sebebi şuydu diyebiliyorsanız o zaman sorun çıkmayabilir, dosyanız kabul edilebilir. Ama mülakatta sorulara vermiş olduğunuz cevaplar birbirinden çok farklıysa ve aynı zamanda bunu izah da edemiyorsanız o zaman dosyanız reddedilebilir. Eğer her şey yolunda giderse mülakat bitiminde göçmenlik bürosu dosyanızı kabul edebilir. Bu durumda eğer evliliğiniz 2 yılın altındaysa, yani evleneli 2 yılı geçmediyse 2 yıllık şartlı green card gelir. Eğer evleneli 2 yılı geçtiyse size 10 yıllık green card gelir. 2 yıllık green card gelirse ne olur? 2 yılın sonunda şartların kaldırılması için yeni bir başvuru yapılması gerekiyor. Buna I-751 başvurusu deniyor. Onunla ilgili de ayrı bir videoda tekrar bilgi vermeye çalışacağım. Amerika içindeki mülakatın nasıl olacağından bahsettik. Peki eğer mülakatınız Ankara'daki Amerikan konsolosluğunda olacaksa nasıl olacak? O zaman göçmenlik bürosu dosyayı kabul ettikten sonra dokümanları NVC'ye gönderiyor. Doküman toplama işini NVC yapıyor konsolosluk adına. Daha sonra NVC dosyanızı Ankara Büyükelçiliği'ne gönderiyor. Ankara Büyükelçiliği ne zaman mülakat sırası müsaitse o zaman size bir davetiye göndererek sizi mülakata çağırıyor. O mülakata giderken yanınızda bütün orijinal dokümanlarınızı ve aynı zamanda sağlık raporunuzu götürmeniz gerekiyor. Bu mülakatın Amerika içindeki mülakattan farkı, Amerikan vatandaşı eşin veya green card sahibi eşin bu mülakata katılmaması. Bu mülakata tek başına gidiyorsunuz, evraklarınızı sunuyorsunuz ve evlilik birlikteliğinin gerçek olduğuna karar verirlerse Ankara'daki konsolosluk pasaportunuza göçmen vizesini vurarak size Amerika'ya girebileceğinizi söylüyor. Daha sonra o göçmen vizesiyle Amerika'ya giriş yapıyorsunuz ve vermiş olduğunuz adrese green kartınız postalanıyor. Ankara'daki mülakatta kısaca bu şekilde ilerliyor. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Yayınlanan videolardan önce sizin haberiniz olur. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.